Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Annesinin babasının kızı. Vallahi ben de şaşıyorum kim olduğumu düşündükçe. Efendim, ben 1914'te doğmuşum Bursa'da. Kendisi de fakir bir ailenin çocuğu. Merzifon'da doğmuş. Bir kızım olursa ona Fransız öğreteceğim. Keman dersi aldıracağım. Para yok, şey yok. Bunlar nasıl milli? Sonra ben oluyorum. Adıma Muazzez İlmiye koyuyor. Bana derdi ki sana ilim sahibi olasın diye bu adı koydum. Sarayda yetişmişlerin çocukları var. Konaklar, İstanbul'da bunlar yalnız. Orada piyanolar almışlar çocuklara. Değişim başlamış. Ama sarayda halkın bunlardan hiç haberi yok. Babamın da haberi yok herhalde. Merzifon'da. Onun için hep şaşarım. Bizim kökler Kırım'dan gelmişler. Rus Savaşı'nda kaçıp gelmişler. Evvela Bulgaristan'a geliyorlar. Oradan anne tarafım Bursa'ya, baba tarafım da Merzifon'a geçiyor. O zaman devlet yardım etmiyor. Daha sonra gelenlere arazi verdi bilmem ne ama bunlar en ufak bir şey yapmıyor. Cumhuriyet olduktan sonra keyfimiz çok şeydi. Ne kadar kıt olursa olsun zevki bambaşkaydı. Herkes eşitti o zaman. Köylü, muazzam köylülere önem verildi. O köy ensleri, evvela köyden başlayalım dediler. Avrupa'nın 16. yüzyılda yaptığı o büyük değişmeyi biz bu 15 yıl içinde yaptık. O Cumhuriyet devrini düşündükçe ben o zaman hepimizin bir gayesi vardı. Memleketi bir an önce iyi yapmak için, memleketi yükseltmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız. Bu sabah yatakta onu düşünüyordum. Biz bunu düşünüyorduk. Şimdi bu memlekette kazanıp da kötülüklere ses çıkarmayan o ahlaksızlar çıkarıp parayı dışarı götürenlere. Ne kadar içerliyorum biliyor musunuz? O müzedeki çalışmamız, müzedeki yaşamımı hayatım boyunca unutamam. Çok tam bir kariyer akademik çalışma yaptık. Babam zavallı göremedi. Fakültede mezun oldum, öldü. Bana diyorlar, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ben hayatımda yemeğiyle, içmeyle olmadı ki ne buldumsa yedim. Ama hiçbir şeye, yani fazla, mesela çok börek, böreği severim. Ama bir parça yerim, 10 parça yemem. Çok uyuyorum hakikaten. İşte kitap okuyorum. Gazete okuyorum. İnternet bozuktu bizim. Epey bir 5-6 ay internet bozuk. Hiç gelmiyordu. Yeni başladı gelmeye. Onlarla o eğlendiriyor beni. Orada yazışma. Yazma hoşuma gidiyor. Yazıyorum. Onlardan bir haber alırsam onlar hoşuma gidiyor. Sosyal medyada var mısınız? Twitter, Facebook gibi. Ya yok. Torunum katliyen sokmak istemiyor beni. Anneanne olmaz, sen giremezsin diyor. İşte kızım geziyor. Ay burayı alalım diyor. Ve işte alındı. Yazla gelmeye başladık. 4. sene oldu. Kızım dedim, ben kışın gitmeyeceğim buradan dedim. Ve böylece kaldık yani. Mersin'de olduk. Yani hayatım hep mutlu geçirmeye çalıştım. Acılar olmadı mı? Sıkıntılar olmadı mı? Her şey bir yön sıkıntı, bir yön yokluk. O sıkıntılar, kızgınlıklar, bunlar hepsi oldu ama unutuyorum.
Bunları unutuyorum, iyi taraflar aklımda kalıyor. Belki bu mühim. Benim güzel gidip, ya yani benim güzel gidip, ya mama verip sana. Bir bakalım, burada var mı? Mama var mı?